çocuk benim. Zeynep, sakin ol, sakin ol. Selim nerede? Tamam, Selim. Sakin ol, halanın odasında. Sen hastalık bulaşmasın diye 5 dakika onun yanındayım. 5 dakika seni merak etme, uyuyor. Rüya gördüm, sakin ol. Oh. Ben çok kötü bir kabus gördüm. Ertan diyordun. Kabusun Ertan mı? Fatih, şu an konuşmak istemiyorum lütfen. İyi misin? İyiyim. Bak, bana sırlarını anlatabilirsin. Korkmadan, güvenebilirsin. Ben sana zarar vermem ki. İstesem de veremem. Şu an sırası değil gerçekten. Zeynep, Ertan'ı duyduğun rüyalarında gördüğün yerde allak bullak oluyorsun. Ya geçen gün bizim evde, şimdi burada. Kim bu Ertan? Fatih, inan hiç sırası değil. Anlaşıldı. Onca şey yaşadıktan sonra hala güvenmiyorum diyorsun yani. Tamam, iyi geceler. Mesaj alınmıştır. Ben hayatımda bir kere aşık oldum. O da bana gel dedi. Peşinden ta Amerika'ya kadar gittim. Her şeyden vazgeçtim. Çok güzeldi. Hadi ben hamile kalana kadar. Önce bebeğimden vazgeçti. Sonra da benden. Ama ben yaptıklarımı hiçbir zaman bir hata olarak görmedim. İyi ki de gitmişim onunla. İyi ki de onun lafına kanıp bebeğimden vazgeçmemişim. Ha, keşkelerim yok mu? Tabii ki de var. Yani keşke Selim'e daha güzel bir hayat sunabilseydim. Amerika'da çok uğraştım ayakta kalmak için. Ama kucağımda yeni doğmuş bir bebekle sadece 8 ay dayanabildim. Gerisini zaten biliyorsun. Sperm bankası bana biraz fantastik gelmişti zaten. Keşke öyle olsaydı ama biliyor musun? Keşke çocuğumun üzerinde benden başka kimsenin hiçbir hakkı olmasaydı. Zeynep, sen istemediğin sürece oğlunu senden kimse alamaz. Ertan bile. Ertan. Oğlum benden olacak. Ertan oğluna sahip çıkmak isteseydi daha benim karnımdayken sahip çıkardı. Benimki kuruntu işte. Sen birçok kadına yapamadığı şeyi yapmışsın. Güçlüsün. Gurur duyuyorum seninle. Gerçekten mi? Gerçekten. Ben de olsam aynı şeyi yapardım. Aşkım için her şeyi göze alırdım. Aldım sayılır gerçi. Bak sen. Yani Summer, eski kız arkadaşım Amerika'dan. Ama sonu bir facia tabii. Cornell'li kafenin ortasında
Elimde tek taş yüzük, dizlerinin üstüne çökmüş bir vaziyette bırakıp terk etti gitti. Aa. Hı? O Saf sen miydin? O ne demek? Hani o I am desperate, I am desperate diye bağıran. Ya sen nereden biliyorsun? Zeynep, niye gülüyorsun? Kusura bakma, sinirim bozuldu. Ben o kafede çalışıyordum. Ne? Evet, garsondum ben o kafede, gördüm seni. Çok saçma. Sen evlilik hayallerinden kovuldun, ben de işimden kovuldum. E o zaman iyi ki ben terk edilmişim, sen de kovulmuşsun. Tabii öyle söylemesi kolay. Büyük bir yenilgiyle baba evine dönmek zorunda olmak ne demek bir de bana sor. Zeynep sen yenilgiyle dönmedin. Kucağında oğlum, yanında kocanla döndün baba evine. Hadi. Birbirimizi kandırmayalım. Evet, insan bir yalan söylediğinde önce kendi inanmalı ama bizim inanmamamız lazım. Ya inanırsak?